Yemen'de temaslarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Hatay Reyhanlı'da düzenlenen saldırıyı da lanetledi. Bakan Yazıcı, Hatay Reyhanlı'da meydana gelen patlamalarla ilgili Türkiye'nin hedeflerine varma noktasında olduğu bu dönemde bu tür olaylar bizi yıldıramaz dedi. Bilici bu olayı izah mümkün değil ama anlaşılıyor ki Türkiye'nin büyük bir dirayetle yürüttüğü çözüm sürecini sabote etmeye yönelik olduğu anlaşılıyor. Biz tabii ki vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bu şiddeti geçeceklerini şiddetle lanetliyorum. Yani Türkiye millet elbette ki bu faillerle bulacağız. Ama Türkiye'nin hedeflerine varma noktasında bu tür olaylar bizi caydıramaz, yıldıramaz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz. İki ülke arasında karşılıklı işbirliğine ilişkin görüşmelerde de bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Yemenli iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Yazıcı ayrıca geçtiğimiz yıl içinde Yemen'de 5 ayrı yerde yakalanan Türk menşeli silahlar hakkındaysa kuru sıkı veya oyuncak silahların ticareti serbesttir dedi. Türkiye'de sevkiyatı yapılan materyalle alakalı ticarete konu olması noktasında bir sıkıntı yok. Yani kuru sıkı oyuncak aletlerin, silahların ticareti serbesttir. Ha, bunu ülkeler kendi ulusal mevzuatı açısından sınırlayabilir. Kayıtlamaları bağlı tutabilir. Vergi oranları itibariyle sınırlamalar koyabilir. Bu farklı. Burada yaşanan sorun beyannamede Mersin'den çıkışı yapılan ürünün beyannamesinde sadece bir sürü vesaire gıda maddeleri yer aldığının ifade ediliyor olması.